Bazı alkollerin kullanım alanları ve alkol eldeleri ile ilgili 3 tane tepkimeyi işledik. Şimdi standart sorulardayız. Tepkimesi ile ilgili asidik ortamda su katılması var. Gördüğün gibi bir alken. Burada işte ana ürün ve yan ürünle ilgili sorular sorulmuş. O zaman biz bir bakalım. Ee, bir defa hidrojeni fazla olan hidrojen katılırsa Markovnikov'a göre bu ana ürün olur. Şu morla yazdım ana ürün oldu. Şu şekilde. Yan ürün de şöyle başka bir renkle yazalım. CH3 C şuraya hidrojen tam tersine şuraya OH bağlanırsa bu da yan ürün olur. Ve şurası CH3 olur. Peki şimdi bakalım sorularımıza. Ne diyor? Oluşan ana ürün ters yer alkoldür. Ana ürüne bakıyorum. Ana üründe OH'in bağlı olduğu karbon atomu alfa karbonuydu. Alfa karbonuna 1, 2, 3 tane karbon atomu bağlı olduğu için bu bir ters alkoldür. Doğru. Yan ürün için 2 metil propan bir oldur denilmiş. Şimdi bakalım OH'in bağlı olduğu karbon atomu ben 1 dersem 1, 2, 3 olur. İkinci karbon atomunda bir tane metil grubu var. Dolayısıyla 2 metil diyeceğim. 3 karbonlu yapı 1 de OH bağlı. Dolayısıyla 1 propanol ifadesi doğrudur. Oluşan bileşikte moleküler arası hidrojen bağı oluşur. Oluşacak çünkü oluşan bileşikte şurada gördüğün gibi iki tane OH grubum var. Bu iki tane OH grubu olduğu için de yapıda e, yapı da hidrojen bağı bulunacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Evet yukarıdaki tepkimelerden hangilerin hangisinden ana ürün olarak primer alkol elde edilir denilmiş. Şimdi primer alkol oluşuyor mu oluşuyor mu bir bakalım. Burada simetrik olmayan bir alken var. Ben buna asidik ordanına su katarsam hidrojeni fazla olan hidrojen katılır. Hidrojeni az olana OH katılacak. Şuraya OH katılırsa şurası sekonder alkol yapısı olur. Yani şuradaki karbon atomuna iki tane karbon bağlı. Gördüğün gibi OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorum. Bir, iki tane karbon olduğu için bu ikinci derece bir alkol olacaktı. Dolayısıyla ben bunu alamıyorum. İkincisine bakalım. Burada seyreltik sodyum hidroksit var. Bununla yer değişme tepkimesi verecek. Alkil alajenürdeki şurada brom yerine OH bağlanacak. Brom gider yerine OH bağlanırsa burada da yine şu karbonatona bir, iki tane karbonaton bağlı olduğu için bu da ikinci derece alkol olur. Dolayısıyla bu da aradığımız cevap değildir. Üçüncüsüne bakacak olursak bu bir ester yapısı. Esteri bir su varlığında parçalacak olursak şu e, CO grubunun şuradan bir e, bağ kırılması söz konusu olur ya da şuradan bağ kırılması söz konusu olur. Şuna hidrojen bağlanır, şuna da OH bağlanır. Dolayısıyla yapıda bir metil alkol oluşur. Biliyorsun ki metil alkol primer bir alkol sınıfındadır. Şurada gördüğün gibi metil alkol oluşacak. O halde doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bakalım hangi hidrokarbona katalizör eşliğinde su katılırsa sekonder butil alkol elde edilir? Şimdi Sekonder butil alkol nasıl bir yapı? Önce buna bir karar verelim. Önce bir yazalım. Sekonder butil alkol. Şöyle CH3, CH. Şuraya bir OH bağlanacak. Sekonder yapı olacağı için. Sekonder butil alkol bu. Peki soru şu. Ben bunu nasıl elde edebilirim? Ee, eğer bir alkil halojenürüm varsa elde edebilirim ama şıklara bakıyorum. Şıklarda hadi bu zaten olmaz. Alkan aramıyorum. Ee, alkin de olmaz. Alkine su katarak ben bunu yapmayı bilmiyorum. işin açığı. Ama e, alkenlere bakabilirim. Şimdi, alkenlere baktığım zaman ya şurada bir çift bağ olacak ya da şurada bir çift bağ olacak ki ben o OH haşı şuraya bağlayabileyim. Dolayısıyla baktığında bak D seçeneğinde şurada bir çift bağ var gördüğün gibi. E ben mesela D seçeneğini alırsam Markovnikov katılmasına göre sonuçta bir e, ana ürün olarak elde edeceğim ben bunu. E şurada hidrojeni fazla olan hidrojen katacağım. Şuna da işte OH katacağım. Dolayısıyla benim verdiğim yapıyla birebir örtüştüğü için burası doğru cevap olur. Doğru cevap D seçeneği gelir. Ne demiş? Bütan 2 ol alkolünü elde etmek için. Şimdi bütan 2 ol'e bir bakalım. Bütan 2 ol dedi. O zaman yine az önceki gibi aslında sekonder butil alkol değil mi? Bütan 2 alkol şu. Yapıyı çizdik. Ben bunu elde etmek istiyorum. Peki hangisine su katılmalıdır? Bak ben bir bütene su katarsam. Bak şurada vermiş. Bir bütene su katarsam. Şurada iki tane hidrojen atomu var. Şurada bir tane. Hidrojenin fazla olan hidrojen katılır. Şuraya bir hidrojen katılır. Buraya da OH katılır. Dolayısıyla benim yapım e, iki butanol yapısı olur. İfade doğru. İki bütene katacak olursam. iki büteni istersen şöyle açık olarak yazayım ben. CH3, CH, çift bağ, CH, CH3. İşte bu. İki büten yapısı. E ben buna birine hidrojen, birine de OH katarsam. Doğru mu? Şuradaki çift bağ açılır. Güzel. O zaman şurası ne oldu? 1, 2, 3, 4. İkinci kavunda bir OH olduğu için 2 butanol yapısı oldu yine. Bu da oldu. 2 metil propene katacak olursak bu olmaz. Çünkü 2 metil propende e, gördüğün gibi dallanma var. E, bu dallanmadan dolayı ben suyu kattığımda suyu hidrojenin fazla olan hidrojen OH ile şu tam şu araya katılır. Tersiyer karbon atomuna katılır. Dolayısıyla şöyle bir yapı oluşur. E, bu benim aradığım cevap değildir. Dallanma olduğu için doğru cevabımız 1 ve 2 denizli olur. Bir alkene 5.4 gram su katılarak 26.4 gram monoalkol elde edilmektedir denilmiş. Alkolü molekül formülü hangisidir deniliyor. Şimdi ben şunu biliyor muyum? Bir alken var elimde. Bu alkene ben suyu kattığımda bir alkol yapısı oluşacak en nihayetinde. Şimdi 5.4 gram su katıyorum. O zaman 5.4 gram su katıyorsam Suyun ben mol sayısını bulamaz mıyım? Suyun mol kütlesini hesaplarsak 2 hidrojen 1 oksijen olduğu için 18 çıkacaktır. Dolayısıyla kattığım su 0.3 mol sudur. Birebir girdiği için o zaman 0.3 mol sudan 0.3 mol alkol elde edeceğim. E, alkol mono alkol olduğu için mono alkolün kapalı formülü Cn CnH2n artı 2 mono olduğu için O olur. E burası kaç mol olacak? 0.3 mol. Peki 0.3 mol'ü kaç grammış? 26,4 gram. Ben diyeceğim ki 0.3 mol'ü 26,4 gramsa 1 mol'ü ne kadardır? Doğru değil mi? 1 mol'ü bulmak için ne yapacağım ben? 26,4'ü 10 ile çarpıp 3'e böleceğim. 10 ile çarparsam 264, 264'ü 3'e bölersem 88 olarak bulacağım. 88 gram bölü mol çıkıyor. Alkolün molekül kütlesi. Peki molekülün molekül kütlesi 88 ise molekül formülünü nasıl bulurum? Yapı CnH2 n artı -2, 2 değil mi? O zaman karbon atom kütlesi 12. O zaman 12 çarpı n artı hidrojen atom kütlesi 1. 1 çarpı 2 n artı 2 artı 16 çarpı 1 dedim. Şimdi ne oldu? Bu kaç eşit olacakmış? 88'e. 12, 2 daha 14 n. 2, 16 daha 18, 18 öbür tarafa atarsam 70 kalır. N buradan 5 gelir. N 5 olursa 5'i ne yazarsam C 5 H e, ne olacak? E, 11 Aslında 12 de 11. Çünkü OH diyeceğim ben buna. Fonksiyon grubu için duracağım. Beni buraya atacağım. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacak. Tepkimesinde ana ürün olarak elde edilen organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bu tepkimeye dikkat et. Alken var. Alkene su katacağım. Markovnikov'a göre birinci karbona hidrojen, ikinci karbona OH'ı katarsak şuradaki çift bağ da gidecek. Dolayısıyla elde ettiğim yapı, işte bak bu şurada çizilmiş şöyle bir yapı. Şimdi bu bir mono mü? Evet. Çünkü yapıda bir tane OH'ım var. Primer alkol mü? Hayır. Neden primer alkol değil? Çünkü OH'ın bağlı olduğu şu alfa karbona bakıyorum. Bir, iki tane karbona bağlı olduğu için bu bir sekonder alkol yapısıdır diyeceğim. Oluşan ana ürün ise sistematik adına bakarsam 3 metil 1 butanoldür denilmiş. Bakalım ee, burada ikinci karbonda hoş olduğu için 1, 2, 3, 4 diyeceğim. Üçüncü karbonda metil var. 3 metil doğru ama 1 butanol yanlış 2 butanol olması lazım. İfade hatalı. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Yukarıdaki, yukarıda özellikleri verilen alkol aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi bakalım bir poli alkol olacak. Yani birden fazla OH olacak. Ya bu da o zaman metil alkolü eriyorum. İzopropil alkolü eriyorum. Çünkü izopropil alkolde şu. Şöyle göstereyim. Hani bir tekrar etmiş olalım. Bu izopropil grubuydu şurası. Dolayısıyla buraya OH bağlanırsa izopropil alkol olur. Gliserin, glikol. Bunların ikisi de poli alkol. glikolde biliyorsun Şöyle biraz tekrar edelim. Hızlıca çözmeyelim. Fazla şeyimiz yok. Acelemiz. Glikol bu. Gliserin hangisi? Bunun 3 tane o OH haşlanmış hali. Yani 3 tane karbon atomu olacak ve her bir karbon atomuna bir tane OH grubu bağlanacak. İşte gliserin de bu. Dolayısıyla bundan ikisi de olabilir. Etanol olmaz. Biliyorsun etil alkolde bir pol e mono alkoldür. Bak 3 tane şıkkı eledik. Su çekici özelliğinden dolayı kozmetik sanayisinde nemlendirici olarak kullanılan gliserindir. Glikolün öyle bir özelliği yok. Dinamit yapımında kullanılır. Yani trinitrogliserin yapımında kullanılır. Doğru cevabımız denizli olur. Tepkimesi ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Şimdi bak burada ne var? Glikoz. Glikoz bir şeye dönüşüp karbondioksit gazı açığa çıkmış. Ben buradan karbondioksit atarsam bu bir fermentasyon olayıdır. Burada oluşan yapı bir etil alkoldür diyeceğim. Bakteriler bunu yapıyor. Dolayısıyla X mayanın içerdiği enzimdir. Doğru. Enzimatik bir tepkimedir sonuçta. Y bileşiği etenoldür. Doğru. Az önce söyledik. Fermantasyon tepkimesidir. Bu da doğru. Biyolojik bir tepkime. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Yukarıdaki tepkimede oluşan organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Bak seyreltik ortamda sodyum hidroksit varsa, kuvvetli bazım varsa buradaki alkil grubuyla OH grubumu yer değiştirecek. O zaman yapım ne olacak? İşte şöyle bir yapı olacak. Bak çıktı. Dolayısıyla bunun adı ne olur? 1, 2, 3, 2 propanol ya da propan 2 ol olacak. Veya izopropil alkol olacak. Hangisi olursa. Şimdi bakalım propan 2 oldur. Doğru. 1, 2 propandiol ile yapı izomeridir. Yapı izomer olması için kapalı formülenin aynı olması lazım. Diol yapılarla mono alkoller aynı kapalı formüle sahip olamazlar. Bu yanlış. Mono alkol olup sekonder alkol sınıfındadır. Mono alkol olduğu Doğru. Sekonder mi bakalım. Alfa karbona bakıyorum. Bir. iki tane karbon atomu bağlı. O zaman sekonder alkoldür. Bu da doğru. Üçüncü öncülüm de doğru olduğu için doğru cevap C seçeneği oluyor. Propene su eklendiğinde hangi ana ürün oluşur? Şimdi propeni yazalım. Propen şöyle bir şey. Birinci karbonda bir çift bağ var. Şu. E ben buna suyu katarsam hidrojeni fazla olanı hidrojen katacağım. Dolayısıyla şuraya hidrojen şuraya OH bağlayacağım için. Yapı ne olacak? CH3 CH OH CH3. Bunun adı ya izopropil alkol diyeceğim ya da 2 propanol diyeceğim. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Tepkimesinde X bileşiği ile ilgili hangileri olabilir demiş X bileşiği. Şimdi bir şeye su katmışım ben asidik ortamda. Su kattığımda bir alkol yapısı oluşmuş. Peki ben neye bunu e, neye su katarsam alkol olur? Alkene. O zaman X bileşiği bir alken yapısı olacak. Çift bağlı yapı. Peki çift bağlı yapı nasıl olabilir? Şimdi buraya bir e, su katılması varsa o OH buradaysa hidrojen ya şuraya bağlandı ya şuraya bağlandı. Doğru mu? Yani çünkü e, burada bir o OH varsa ya şurada çift bağ var ya da burada çift bağ var. E, Her ikisi de mümkün. Her ikisi de olabilir. O zaman yapıya e, şöyle şurayı sildiğimi düşün. Yapıya şurada çift bağlı olacak. Dolayısıyla çift bağlı olursa bunun adı ne olur? E, i̇kinci karbonda şöyle 1, 2, 3, 4 dersek. İkinci kabında bir metil dallanması olacak alkende. Dolayısıyla iki metil bir büten olması lazım. 2 metil 2 metil bir büten benim aradığım cevaplardan birisi. Diğeri ne olabilir? Diğeri de şöyle kırmızıyla çizelim. Ee, hatta şöyle yapalım. CH3 aklın karışmasın. CH çift bağ C CH3 CH3 bu şekilde olursa da buna yine hidrojeni bağlayıp buna OH'ı bağlarsam elimdeki yapıyı elde ediyorum. O zaman bu yapının adı ne? 1 2 3 4 dersem ikinci karbonla metil var. 2 metil 2 büten olacak. Bak 2 metil 2 büten de aradığım cevaplardan bir tanesi. Peki 2 metil propen olabilir mi? 2 e, metil propen olamaz. Çünkü eee 2 metil şöyle söyleyeyim. Propeni çizelim. 1 2 3 şurası propen ikinci karbonda bir metil dallanması olacak. E şuraya iki hidrojenim var. Dolayısıyla şöyle bir yapı. Hidrojen bağlayacaksam Markovnikov'a göre hidrojen anca buraya bağlanır. Şöyle çizeyim. Buraya bağlandı. Buraya da o haş bağlanır. Dolayısıyla burada e, ya bu olacak ya da tam tersi e, hidrojeni fazla olan hidrojen katılacak. Onu istersen yazayım. Şöyle ana ürünü yazalım. Yani şuraya hidrojeni bağlarsak şuraya o haş bağlanacak. Ve yapı şöyle bir şey olacak. Burada tersiyer butil alkol yapısı oluşuyor dolayısıyla bu benim bana verilen ifade gibi değil. İfade hatalı. Doğru cevap C seçeneği olur. Evet son sorumuz. Etil alkol ile ilgili hangileri doğrudur? Etilene asit katalizörünü su katılarak elde edilebilir mi? Elde edilebilir. Çünkü şurada bak tepkime var. Markonikov e, burada geçerli. Sonuçta simetrik bir alken bu. Herhangi bir ne, hidrojen, herhangi bir OH no mesela şuraya hidrojen bağladık. Şurada OH bağlarsak işte etil alkol yapısı oluşuyor. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Endüstride şekerin fermentasyonu ile elde edilir. Özellikle tarımsal kökenli etil alkol bu şekilde elde ediliyor. Yakıt olarak da kullanılan alkol, e, alkollerden birisi etil alkol. E, Bioetanol diyoruz hatta buna. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Tepkimelerin çoğunlukta olduğu bir standart sorular oldu. Umarım bu 3 tane tepkimeyi anlayabilmesinizdir. Daha çok alkenlere su katılması farkındaysan. Malkonikov kuralına göre gerçekleşen tepkimeler karşına çıktı. Ee, ama alkeneri su katılmasını daha önce bildiğin için ben burada çok da fazla zorlandığını düşünmüyorum. Şimdi bundan sonraki e, konu başlığımız e, eterler. Bunların genel özelliklerini ve adlandırmasını görüyor olacağız. E, konu alanında görüşürüz. Müzik